teşrif ettiler Deniz Hanımlar. Geldim, geldim. Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Buyurun. Evet canım, sen yenisin galiba. Şunları vereyim sana, şöyle şey yaparsın. Ablam yok mu? Deniz, kardeşin geldi. Sevgili kardeşin geldi. Adı ne senin? Narin benim adım abla. Okey. Irmak Hanım diyeceksin öncelikle. Irmak Hanım. Irmak Hanım, Deniz Hanım dışarı çıktı. Gelirler birazdan. Sen şöyle geç buyur. Ben sana bir kahve yapayım. Bunları şey yapayım, toparlayayım falan. Yok, teşekkür ederim ama bir su alırım. Yalnız bana siz diye hitap edersen çok sevinirim. Siz. Hoş geldiniz gerçekten tekrar. Deniz Hanım çok sevinecek sizi gördüğüne. Gerçekten yani o kadar sevgiyle bahsediyor ki hep, çok özlemişti. Çok da güzelmişsiniz maşallah. Pek güzelmişsiniz. Sağ ol. Buyurun, buyurun. Geldi işte Deniz ablan. Geldi, geldi. Bak. Kız niye öyle manyak manyak konuşuyorsun be? Abla. Sen nereden geldin? Ne zaman geldin sana? Geldim işte, çok özledim ben seni ya. Çok özledim seni. Dönem arası falan geldim böyle İstanbul'a, tadını çıkarırız diye düşündüm. Çok sıkıcı okul. Amcamla konuşacağım ben zaten. Ablam, sana da bir kahve yapayım mı? Ablam, sana da yapayım hemen bir kahve. Ablacığım gerçekten bilmiyorum. Nasıl buluyorsun böyle görgüsüz, ölçüsüz tipleri ya? Bu ne ya? Ne diyorsun be? O benim ev arkadaşım Narin. Ayrıca da okuldan da sınıf arkadaşım. Ne? Bu mu? Bana bak. Sen bir kabalık yapmadın değil mi? Bu kız çok hastastır, hemen alınır. Ya bu durumda yanlış bulunuyorum galiba. Ne bileyim, ben hizmetçi sandım. Nasıl seni ya? Ne yapayım ama ben de dönmeyi düşünmediğim için... Artık bence senin arkadaşın başka bir kapı bulsun kendine. Hiç çekemem kendi evimde böyle tipleri. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım. Bir yavaş ye. Boğulacaksın ya. Lan bu çok güzel bir şeymiş ama. Ne bunun adı? Pankek. Pankek. Rıfat, bak al bununla da çok güzel oluyor. Merhaba Rıfat ben. Günaydın. Günaydın. Hocam sakın bu da ev arkadaşım deme, çığlık atacağım artık ya. Yok hayatım, o bizim şoförümüz. Fatoş'cum gel sen. Gel gel sen benim yerime geç. Benim iştahım kaçtı. Bak ne yapıyorsun sen be? Saçmalama ablacığım, oturup çalışanlarla kahvaltı edecek değilim. Otur sen ya. Otur hadi, yemeğine bak. Hadi. Sen ona bakma, öyledir. Ye ya, ye. Narin ya. Sen Irmak'ın kusuruna bakma, olur mu? O oldum olası hep böyle huysuzdu ama şimdi annemle babamı kaybedince iyice huysuzlaştı. Canım kız haklı da bir yerde. Baş başa hiç vakit geçiremediniz ki. Geldiğinizden beri ben tepenizde. Yok be. Seninle bir ilgisi yok yani. Bak iki güne kalmaz biz birbirimize gireriz, görürsün sen. Aslında biraz da benim suçum ha. Kızla hiç ilgilenmedim. Canım sen de ne yapacaksın? Bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Hem anası olmaya çalışıyorsun hem babası olmaya çalışıyorsun. Yok yok, öyle değil. Böyle ablası olarak onu böyle karşıma alıp derdin nedir diye hiç sormadım ben. Ya onun için var mıyım, yok muyum belli değil. Niye koptunuz ki siz bu kadar birbirinizden? Yani ben Irmak'la konuşunca böyle hep aklıma annemle babam geliyor. Onları kaybettiğimiz günlere yuvarlanıyorum. O yüzden kolay yolu seçiyorum, kaçıyorum işte. Yani Deniz, ne zamana kadar sürdürebilirsin ki bunu? Daha ne kadar korkularınla yüzleşmekten kaçabilirsin, değil mi? Bilmem. Kaçabildiğim kadar. Kendimi ne zaman hazır hissedersem o zaman. Anlıyorum ben seni. Sahi mi? Hı.
Selamünaleyküm. Buyur. Evinde Şampiyonlar Ligi'ymiş Fırat. Kaç para kira veriyorsun buna? Beğendin mi? Yoksa bana komşu olmaya mı karar verdin? Benim eşyalar sığmaz birader buraya. Geç otur. İşinden alıkoymadım inşallah. İşmiş yok. Atıf Veled'i babasını bankanın üzerine saldı. Akılları bulandırıyor. Bir süre izin aldım ben de. Ben o Atıf'ın kafasını koparacağım ama. Neyse. Anlasana bana şu mevzuları. Bu kaçırılma maçırılma olayları nedir? Bize patlamasın yine. Benim anlamadığım mevzu... Bu Atıf gerizekalısı bize niye tutuldu ki? Biz onun babasını niye kaçıralım arkadaş? İşte kara para aklama çetenize beni de dahil ettiler sonunda. Topluca bizi dava edecekler Narin'le birlikte. Biz de engel olmak için hesapta babasını kaçırdık. Bu Atıf Narin'e veriyordun, veriyordun, kızı gaza getiriyor. Sonra kızı Erol Durat'ın karşısına çıkartıp düşman ediyor. Zaten zor tutuyorum Erol'u bu aralar. Silahları o kaçırmıştır belli. Ama bizlik bir durum yok yani. Daha önce çağırdılar. Verdik ifademizi, çektik gittik. Bu sefer olay farklı Sermet. Adamların elinde tuğla gibi belgeler var. Dün daha evinde burnuma kadar soktular. Adam resmen al bunları babam serbest bırak dedi bana. Düşün artık işte. Kim bilir senin hakkında nasıl belgeler var ellerinde. Vallahi gidip kendimiz görürüz belgeleri. Yalnız... Narin nasıl inanıyor Atıf'a ya? Narin nasıl mı inanıyor? Nasıl inanıyor biliyor musun? Yıllar önce senin tehditlerinden dolayı onu terk ettiğimi öğrenince Atıf'la birlik oldu. Ne diyorsun lan sen? Ben yanlış mı duyuyorum? Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı Fırat? Ne olmuş? Ne olmuş Sermet? Anlaşma bitti. Şimdi rahmetli babamı polise ihbar edeceksin. Ne demek lan anlaşma bitti? Ha? Kız geçmişi bilmiyor. Niye karıştırıyorsun lan ortalığı? Niye karıştırıyorsun lan ortalığı? Benim bütün umutlarımı bitirdiğinin farkında değil misin lan? Lan senin ne umudun var oğlum? O kızla ilgili senin ne umudun olabilir? Gerizekalı! Ne diyorsun lan? İyi misin oğlum? Biraz. Yat. İyi misin lan? Bismillahirrahmanirrahim. Alo. Ali, hemen buraya bir doktor gönder. Nereye abi? Fırat'ın evine gerizekalı doktor gönder. Atıf'ın evinde bir şey yedin mi? Atıf'ın evinde bir şey yedin mi? Ali çabuk ol, Ali çabuk ol. Tamam abi. Görüşürüz, benim gitmem lazım. Oğlum sık kendini. Sık kendini Fırat. Fırat sık kendini. Su. Su. Yanlış doktoru getirmişsin oğlum. Abi acil dedin, doktor dedin. Hani Gürbüz abi geldi benim de aklıma. Bir bakalım, gerekirse hastaneye götürürüz. Neyse, bu daha iyi olmuş. İçeride gel. Hayırdır abi, yemek olayına mı girdin? Yok be oğlum, çocuk acaba yanlış bir şey yedi de midesi bozuldu mu diye bakıyorum. Kaz ciğeri. Var ya, senin birader ağzının tadını biliyor abi. Sen nereden biliyorsun böyle kaz ciğeri, maz ciğeri? Abi Narin yengelerle Deniz yengeler yemek dersi almıştı. Onlarla beraber girdim ben de. Bir tane yenge var Ali. Zevzeklik yapma. Şu ilaçları bir alsındı. Ağırlaşırsa hastaneye götürmek lazım ama daha derin tetkikler için. Tamam. Sen beni aşağıda bekle, ben seninle bir şey konuşacağım. İyi misin birader? İyiyim, daha iyiyim.
İyi. Yarına kadar toparla da yarın seninle şöyle bir ziyarete gidelim. Orası çok sık koruma altında tutuluyor. Dışarıda 1000 tane adam var. Orası kolay. Sen o işi bana bırak. Ayrıca öbür konuyu da sıkıntı etme. 50 tane şahit bulurum. Sen yurt dışındayken rahmetli senin imzalarını taklit etti. Zaten yalan da değil. Yanına bir adam vereyim mi, ister misin? Her şey için sağ ol. Sen de sağ ol. Bugün sana, yarın bana. Çünkü biz zoraki biraderiz. Ayrıca da Narin her şeyi yumurtladığın için seni bir güzel pataklayacağım, haberin olsun. Çekinme, gel. Dayağımı yersin arada. Bir şey ihtiyacın olursa ara. Ya da Allah'a emanet. Anne! Gelsene şu sofraya. Yetti artık ya. Bak bir daha babamın arkasından böyle dalıp dalıp gidersen bu evi ateşe veririm ha. Yetti be. Gel bak, çorba iç, gel. Şadiye, sen o terzide işi nasıl bulduydun? Onu işte nasıl bulacağım? Yolda yürüyordum. Ondan sonra bu terzi çağırdı beni. İş teklif etti, kabul ettim ben de. Emin misin Şahriye? Hı. Ne var kızım? Ne bakıyorum ben? O da küçük, o da. Gözüm takılıyor, bit kadar ya. Yoksa ben de bayılmıyorum senin o bet suratını görmeye her gece. Abla, ne oluyor be gece gece gene sana? Ben de açacağım şu. Lan sonra dövdük mü dövdü oluyor ha. İyice havalandı lan bu. Artist! Ne yapar, ne eder babanız böyle aç bilaç? Hayır, taşlıklı ahali. Bir daha artık hiç geri gelemezler, değil mi? Anlamıyor ya, kadın anlamıyor ya. Anlamıyor. Annem ya, dönmezler, artiste dönmesinler be. Sen ne üzülüyorsun? Ha? Bırak. Ya bak, biz birbirimize yeteriz ha. Onlar var ya, şeytan onlar, şeytan. İnsan olan böyle şey yapar mı? Ha? Al, bak. Hadi bak, bundan ye. Heh. Anne bak, azıcık ye. Biraz bakımsız ama yani otel köşelerinde kalmaktan iyidir. Ucuza da bulduk evi. Eşyalı falan yani. Daha ne olacak ki? Sobayı değiştirir, şu duvarları falan boyadığımız zaman 10 numara olur. Yatağı da hazırladım. Sonra yatarız şöyle, iyice bir dinleniriz. Oh, çay da hazır. Yemek yeriz şöyle güzel. Aşağı pazar kuruluyormuş. Yarın her şeyi alırız evde, ne eksik varsa. Ne öyle ya, bir haftadır sağda solda kalıyoruz. Sinirlerim o ne de. İyi kötü bak, kendi evimiz hayatım. Gülüm ya. Bak daha üzülme, üzülecek bir şey yok. Baş başayız, birlikteyiz. İstanbul'dayız. Bursa'da sağda solda milletin evinde kalmam dedim. Koştura koştura geldik. Sen ne istiyorsan o olacak. Tamam. Takma kafana artık. O da ne oldu? Çok bir şey yok. Artık önümüze bakmamız lazım hayatım. Ben arkamda bir evlat bıraktım Recep. Nasıl bakacağım önüme?
Hafize Hanım, size bahsettiğim narin bu işte. Öp bakalım elini. Gel bakalım narin. Necati Bey çok güzel şeyler söyledi senin için. Okulunda göz bebeğiymişsin galiba. Çok teşekkür ederim Hafize teyze. Evet öyleyim. Bu kasabın en yüksek puanını alacağım. Çok çalışacağım, söz veriyorum size. Elimden gelen her şeyi yapacağım size layık olmak için. Çok yaşayın efendim. Çok yaşayın. Ben diyorum ki Şadiye benim kız kardeşim, onunla hafta sonları gelsek temizlik falan yapsak. Hem de şey olmuş olur, size bir... Çok yaşayın efendim. Çok yardımımız yaşayın. Dokunmuş olur. Hani ben de mahcup olup altında kalmamış olurum değil mi? Çok yaşayın efendim. Melek, al şunları. Benim çiçeklere alerjim vardı. Ay çok özür dilerim. Ay çok özür dilerim. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Bilseydim şey yapmazdım, getirmezdim bilseydim. Hay Allah, bilemedim ki ben ya. Ay Hafize teyze. Ay çok yaşayın. Limon. Çaya, çorbaya, çiğ köfteye, salataya limon. Limon. Zafet, buyur abi. Limon. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Abi Zafet'a geliyor. Bak. Zafet'a geliyor ne ya. Ne yapıyorsun kardeşim? Limon satıyorum abi ya. Topu. Abi ne yapıyorsun ya? Bırak limon, bu ekmek param benim abi ya. Abi kardeşim burası. Kafana göre yer verip limon satamazsın. Abicim sadece limon satıyorum. Ben mi gözünüze bakıyorum? Bırak Allah'ını seversen abi şunu ya. Ya herkese göz yumarsak İstanbul'da adım atacak yer kalmaz. Hadi topla tasını tarağını. Kaybol buradan. Hem bak bu söyledik, affediyorum. Bir daha görürsem yakarım canını. Hem belediyeden izin almadan hiçbir şey satamazsın. Kanun var, nizam var burada. Tamam abicim ya. Tamam abi özür dilerim ya. Nereden bileyim ben? Limon satıyorum ya, Allah Allah. Bu ne ya? Ya bu nasıl şehir kardeşim? Adama limon bile sattırmıyorlar ya. Allah Allah, fabrika açacak durumumuz olsa açarız. Mühendis olsak bir işe gireriz. Doktor değiliz, eczacı değiliz ya. Adama bir limon sattırmıyorlar. Yasakmış neymiş efendim, bak. Daha ilk günden karar verdin ha Recep. Bu şehirde para kazanılmaz diyorsun. Ya para mara kazanılmaz bu şehirde. Aslan'da da kazanılmıyordu. Acaba adın Recep olduğu için mi kazanılmıyor? Ne yapsak, adını değiştirsek acaba? Vay be. Beni eziyorsun ha? Çıkırında iki tane altın, üç kuruş param var diye. Böyle mi oldu şimdi? Bak Recep Bey, senle bir anlaşma yapalım. Neymiş o anlaşma ya? Bir halt ettik, düştük yollara. Bu deliği beraber gideceğiz, geri dönüşü yok artık. Ben de işe gireceğim, çalışacağım. Ama sen de üstüne düşeni yapacaksın. Gideceğim bir iş bulacağım, eve para getireceksin. Erkek gibi para getireceksin eve. Hiç öyle kafanı çevirme. Ben yutmam bunları, Hatice'ye benzemem ben. Tamam, çalışacağız ya. Ne oldu? Gülüm. Ne yapıyorsunuz kızım siz? Yatağı yorganı havalandıracağız Hafize teyze. Bahar geldi ya, azıcık serelim güneşe değil mi? Mikropları falan gitsin. Karışmayın siz benim yatağıma, yorganıma. Onları benden başka kimse elleyemez. Götürün çabuk yukarı odama. Tamam. Ulan be, ne bu böyle? Her şeyden tez geliyor bu kadın. Onu yapma, bunu yapma. Kızım idare edeceğiz. Huyunu suyunu öğrenene kadar ne yapalım? Burs veriyor kadın. Al sen bunu. Al bunları, götür yukarı, ben dolabımı sileyim. Hadi. Ulan be. Ne yapıyorsun sen? O geri sildiğin bezi tekrar aynı kovanın içine sokarsan pislik dönüp dolaşıp yine yere gidiyor kızım. Ne anladım ben bu temizlikten? Söyle teyzem, nasıl yapalım? Söyle sen bize, biz öyle yapalım. O bezi her silişte bahçede, çeşmede yıkayacaksınız. Üç su silin. Benim toza alerjim var. Tamam teyzem, tamam. Öyle yaparız, sen hiç merak etme. Kalk, toplar ben boğacağım yukarıya. Ya hadi ya, saçmalama. Kadın burs veriyor. Ne derse yapacağız hafta sonuna. Hadi diyorum sana. Götür kovayı. Çabuk. Bahçedeki suya hadi. Hadi. Kadın
Recep. Niye evdesin sen bu saatte? Nerede oldun? Evdeyim işte. Recep, niye işte değilsin? Sattın mı hepsini de geldin oturdun içiyor? Sattım. Zabıtaya sattım hepsini. Şu kadar yol geliyor, her köşede bir satıcı. Bu zabıtalar bir tek sana mı balta oluyor be? Ne yapayım gülüm yani? Yakışıklıyım, dikkat çekiyorum. Güzel olmak sorun. Recep, buraya geldiğimizden beri bir kuruş ekmeğin geçmedi boğazımdan. Sabahın köründen akşamın bu saatine kadar ter döküyorum ben o tuhafiyede. Gece desen oturuyorum, örgüdür nakıştır, kör oldu gözlerim be. Beni oralardan sana bakayım diye mi getirdin? Heh? Oğlumu ben şu rakılıklara dökmek için mi geride bıraktın be? Sakın gelme Recep. Bak sakın gelme bir daha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.